Herkese günaydın arkadaşlar. Kalktım bugün de arabayla gidiyoruz kursa mecburiyetten. Çünkü hastane işimiz var yine. Şimdi Mutlu'yu almaya geldim, ben karşıya geçtim. Reçetenin günü 3 günde doluyor ya arkadaşlar. O yüzden hemen ilacımı alacağım eczaneden ve pelesirini vurdurmaya gideceğim. Evet. Çeteyi almış direkt onu. Boş. Ayrıca acaba şey yazmamış mı rapor? Ayda bir kez yapılacak diyor. Tamam. Hadi ben Utfiye. 45 dedim, neredesin? Saat 53 oldu. Döveceğim ben bu kızı. Annesinde mi kendinde mi acaba? Annesi hemen şurada oturuyor. Kendi de hemen yan binada oturuyor. Kahvaltı yapmadım. Kahve içtim sadece. Amcanız karnım aç. İnşallah iğne dokunmaz. Her şey zamanla. Kız nerede kaldı? Kız niye beni bekletip duruyor ya? Sevgilisi gibi. Sanki sevgilisiyim. Yollarda bekliyorum onu. Döveceğim bu kızı ben. Her zamanki gibi hava yine soğuk arkadaşlar. Erken kalktığım için ben erken hazırlanıyorum. Çınar'a kalkıyorum ya, çok erken kalkamıyor. Ben Çınar'a kalkıyorum malum. O yüzden erken hazırlanıyorum. Kahvaltı yapmadım çünkü canım erken saatlerde kahvaltı istemiyor arkadaşlar. Zaten kahvaltıyla pek aram yok yani. Hele ki yeni uyandığım zaman sofraya oturmayı hiç sevmem. Tabi Allah yokluğunu aratmasın da. Yokluğunu göstermesin. Öyle diyelim. Ama işte sabahları pek iştahım olmuyor yani. Sadece kahve. Aha geldi bu da. Ben eve geldim. Koltuğum da gelmiş. Sizlere şöyle bir çekim yapayım istedim. Hemen şöyle gösteriyorum. Böyle koymuşlar Yakuplar da. Şöyle. Şey yine eski yerinde bu arada. Sallanan koltuk. Şöyle göstereyim size ferahlığını ve nasıl güzel olduğunu. Sanki ölçüyle yaptırmışız gibi oldu. Gösteriyorum size. Sanki burayı arkadaşlar şu kapının şu kısmını özel ölçmüşüz de yaptırmışız gibi oldu. İyi oldu yani. Ben bu kadar hani böyle tık oturacağını düşünmemiştim. Gerçi ölçtük ama belki yanılmalar olabilir ya da şu kapıyı biraz daha geçebilir diye düşünüyorduk. Ama çok şükür öyle bir durum olmadı. Koltuğun bu zaten resmini de göstermiştim sizlere. Biliyorsunuz. Şöyle daha net bir şekilde göstereyim. Buraya böyle boncuğun yeri yine. Burada sallanan sandalyemiz de yine aynı yerinde oldu. Şu eski yerinde daha doğrusu. Sadece eskiden şuraya halı denk gelmiyordu. Şimdi halı denk geliyor. Buraya da böyle koymuşlar. TV şeyi. Sehpasını. Bu şekilde kol başlıkları böyle arkadaşlar. Rengi gri. Şunları ben çok hoşuma gitti. Buraları olmasa da olur. Yazanlar olmuş ama bilmiyorum. Ben hoşuma gitti. Şık duruyor yani bence. Altları tabii ki de L koltuk olduğu için sandıksız. Sadece şurada sandığı var arkadaşlar. Şu kısım sandık. O da böyle açtığınız zaman gözüküyor. Açtığımda gösteririm size. O kısım sandık arkadaşlar. Böyle yine. 4-6 adet kırlenti mevcut. İkişer tane böyle mavi ama çok tatlı bir mavisi var. Hoşuma gitti benim. Hatta halımın mavileri yerleriyle de uyum sağlıyor. Hemen şöyle göstereyim kumaşını da size. Vallahi taş gibi arkadaşlar. Buraları da Chester model olarak geçiyormuş. Düğmeli model olanlar. Benim mesela içerideki salon düğmesiz olanlardan. Bu düğmeli modelmiş. Şöyle arkadaşlar. Hemen şöyle yandan da göstereyim size koltuğumu. Arkası da zaten görmüştünüz. Düz. Ayak kısımları da böyle 3 ayak metal olanlardan. Biz güle güle kullanalım. Allah sizlere de daha güzellerini nasip etsin inşallah. Daha tabii süpürülecek bir düzen şey yok yani. Yakup kurdurmuş, göndermiş direkt.
Gayet de dediğim gibi odama hiçbir şekilde ferahlığı gitmedi. Hatta çok da güzel yapışmış odama. Yeni gördüm yani ben de. Tam böyle özel yapım gibi olmuş şöyle gördüğünüz üzere. Bu taraf da çok serbest oldu. Burası da iyi oldu yani. Gayet güzel oldu. Sehpalar hatta şöyle bile gelebilir. Şu ortaya bile koyabilirim sehpaları. İşe gidecek, o yüzden yattı arkadaşlar. Birazcık oturma odasında TV keyif. Ya kaç gündür koltuk yok ki evde. Oturma odasında sıkıntı yaşıyorduk. Ay çok şükür artık yani. Koltuk problemi, sıkıntısı, mıkıntısı hiçbir şey kalmadı. Şükür olsun. İşte her şeyde bir hayır vardır derler ya. Gerçekten öyle. Sonu güzel olsun derler ya. Çok şükür sonu güzel oldu. Hayırlara vesile olsun. Böylesi hayırlı olacakmış. Neyse. O iş tamam. Şöyle. Toparlanıyorum. Yavaştan toparlamaya çalışıyorum. Evi toparlıyorum anlayacağınız. Dağınık çünkü arkadaşlar. Saatte bir şey. Efsane çay istiyor. Gerçekten çay. Aa, bunun içine ne bile yapmışlar? Su. İşte bulaşıklara falan bakalım. Her yer bulaşık koydum. Size şeyi göstereceğim. Mesela benim bu. Bunu ne bir yere koymuşlar? Bu ne? Aa, bu annemin şeyi sanırım. Mesela benim salondaki bunlar da Chester arkadaşlar ama benim bu düğmesizlerden. Şöyle. Bunlar düğmesiz Chester'lar. Yeni aldığım oturma odasındaki düğmeli Chester arkadaşlar. Bu düğmesiz. Düğmesizlerden ben çok memnunum yani. Bu arada hani diyorlar ya Chester'ların temizliği çok zor oluyor. Yok işte aralarına toz giriyor falan. Yok arkadaşlar öyle bir şey ya. Gerçekten yok. Hiç kafanızı karıştırmayın. Hakikaten öyle toz olma falan yok yani. Gerçekten yok. Bakın. Yani ne tozu var bunda? Hiçbir toz falan yok. Anca yani nasıl desem size. Öyle çok açıkta bir yerde durursa yani olur herhalde. Bilmiyorum. Ben öyle bir sıkıntı hiç yaşamadım. Dediğim gibi benim içeridekiler de düğmeli. Düğmelilerden de bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Süpürgeyi niye yere bırakmışlar? Bunu şarjı çıkaralım. Şarjı. Ha, şunu demek istiyorum yani. Düğmeli de kullanan hatta birçok YouTuber arkadaşım var. Onlar da düğmeli kullanıyorlar. Onlardan biliyorum. Hani düğmelerde de bir sıkıntı yaşayanları görmedim. Herhalde bir sadece şey. Elif ilk aldığı Chester modeli düğmeliydi onun da. Şu anki düğmeli mi hatırlamıyorum. Evet o da düğmeli sanırım. Bir o sıkıntı yaşamıştı herhalde. Düğmesi atmıştı iki defa. Hatta gelip değiştirmişlerdi, yapmışlardı. Onun dışında öyle düğmeli Chester'lardan sıkıntı yaşayan ben görmedim arkadaşlarım da ya. Böyle çevremde deyim yani daha doğrusu. Şimdi çamaşırları falan atacağım. Gerçi bugün daha cuma ama. Belki şimdi atmam da yarın atarım. Hazırlayayım makineye. Atılacaklar renkleri, Çınar'ın üniformaları falan atılacak çünkü. Bir Çınar'ın şu yatağını falan derleyip toplayacağım. Şurayı derleyip toplayacağım. En azından şuraları birazcık toparlayayım da. Biraz daha yarın zaten şey yaparım. Gündüz evdeyim ya artık yarın. Çok şükür ki. Yarın akşama geceye döndüm. Gündüz en azından evi bir süpürürüm. Şöyle bir işlerimi hallederim yarın. Ama ev dağınık olduğunda arkadaşlar daha bir zorlanıyorum. Ev süpürme işlemi yaparken. Ev derli toplu olduğunda çok şey olmuyor. Ev bir de dağınıksa bir de süpürecekse insanın hiç canı yapası gelmiyor. En azından şu Çınar'ın odasını falan toparlıyorum. Zaten Yakup'u koltuktan kalktıktan sonra da o kasa kısmını falan şey yaparım. Yerleştiririm altını bir silip. Ne oldu? Mesaj. Bu şeyler var ya beni nasıl yorganları çok pahalanmış. Biz bunları taştan aldık. Şu an aşırı derecede pahalanmış. Bu Çınar'ın tek kişiliğini 750 liraya aldık. Şöyle söyleyeyim size. Geçen sene ben kendi bu Merinos'un çift kişiliğini arkadaşlar ne kadar almıştık ya? 400 mi? Öyle bir şeydi. Ve şu an çift kişiliği
Neredeyse 1500'e yakın. Tek kişiliydi. Şey, herhalde yine bilmiyorum 700-800 falan vardır yani. Çünkü en son Çınar'a 800 almıştım. Çok pahalanmış. Gerçi neye zam gelmedi ki? Neye zam gelmedi ki bana gelmesi? Her şey zamlı arkadaşlar. Her şey. Her şey zamlı. Çınar'la pazartesi günü sınıfça şeye gidecekler, sinemaya gidecekler. O kadar heyecanlı ki. Sınıf arkadaşlarımla sinemaya gideceğim diyor. Heyecanla bekliyor o günü. Çok heyecanlı olacağız. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Gece zor oluyor diyordum. Hani gitmek kursam da gündüz daha bir zor. Çünkü hiçbir işimi yapamıyorum. Ne evi toparlayabiliyorum, ne ev işlerimi halledebiliyorum, ne yemek yapabiliyorum. O yüzden gündüz olması daha bir zor arkadaşlar. En azından gece olduğunda şey oluyor. Hani gündüz bütün işlerimi hallediyorum. Gündüz bütün işlerimi halledip gece de rahat kafayla gidiyorum yani. Daha mantıklı. Ama şey olduğunda daha sıkıntı. Gündüz gittiğimde hiçbir iş yapamıyorum yani gerçekten. $3 milyar arkadaşlar harç parası yatırılacak. Vallahi biz gittik bittik yani diyebilirim. Paralar gidiyor çata 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 çatır gidiyor. 2,5 kursa verdik. Şimdi 3000'de şey yatacak işte emniyet soruşturması olacak. İşte vergisidir falan o yatacak arkadaşlar. 140 lira kart parası. 300 lira sınav parası. Bakalım daha ne çıkacak bilmiyorum yani. Çok masraf. Ve şu an biz daha kurs parasını falan 2,5'tan girdik yani zamlı hali değil. Şu an kurs parası sanırım ne kadar olmuştu ya 4 mü 4,5 mu? Öyle bir şey ya arkadaşlar bayağı bir kurs parası da uçmuş diyebilirim yani. Anlayacağınız özel güvenlik olmak isteyenlere Allah yardımcısı olsun maddi açıdan. Ve eskisi gibi artık değilmiş bunu hocalarımız bile söylüyor. Eskiden diyor sınavlar çok kolaydı. Hani böyle bebek oyuncağı gibi bir şeydi. Şu an sınavlar da çok zorlaştırıldı. Sorular da çok zorlaştırıldı. Hocalar bile şaşırıyor yani bazen. O yüzden sıkıntı arkadaşlar. Sınav da çok zor. Umarım çok aşırı zor geçmez. Sıkıntılı geçmez. Elimizden geldiğince tabii ki de çalışacağız yani. Yapacak bir şey yok. Ezberleyeceğiz, çalışacağız, öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. Kaçış yok. Şunların burada ödevleri var sanırım. Şöyle ayırmışlar. Şunları da şöyle koyayım da çalışmasın. İğnemi de vurdurdum bugün. O da aradan çıkmış oldu. İğne vurdum yani. Masamın silgi tozundan bıktım vallahi. Şu masanın da valla masada değişmesi lazım ama o da arkadaşlar o da masraf 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 her şey masraf. Şöyle ayağı yapılsa da idare edilecek konuma gelse yine bir şey demeyeceğim de. Ayak çok kırık. Ayak kötü yani. Neyse Çınar'ın odasını en azından halletmiş oldum. Hatta şu küçük halıyı da kaldırıp diğer büyük halısını geri getireceğim. Ama o açık tonda olanı getirmeyeceğim. Baba yeni yıkanmıştı. Bunu biliyorsunuz şey değil arkadaşlar. Bunu yıkayıp balkonuma sermiştim. Bu balkonumdaydı.
buraya sallanan koltuğu koymuştum ya, o yüzden şuraya kadar kapladığı için oraya küçük daha uygun olmuştu. O yüzden onu sermiştim. Ama şu an sallanan koltuk aslında şuraya bir süpüreyim de öseleyim ya. Sadece havayı sileceğim. Yerin altını şey yaptım çünkü silmeyeceğim ya. Yani. Bir süpüreceğim, sadece yeni silmiştim, temiz. Silmeyeceğim. O yüzden sadece alt kısmını süpüreyim de arasını yapayım arkadaşlar. Şöyle. Şarjı biraz konu başka sarsı tutup yok değil mi? Şöyle. Şurada bir yerde bunun bir şeyi var da, lekesi var da, o da göz önüne getiriyor. Şimdi de şöyle alıyorum. Bakın bu daha iyi oldu arkadaşlar, böyle boyut olarak. Diğeri çok küçük kaldı çünkü sallanan şey çıkınca. Koltuk. Oldu. Şuraya kadardı çünkü. Bu ayağımın olduğu yere kadar geliyordu. Burada ya da sallanan sandalye. O yüzden buraya küçücük bir şey yeterli oluyordu. O yüzden değiştirmiştim ben. Şimdi artık alan büyüdüğü için o çok küçük kaldı. O yüzden bu daha güzel oldu arkadaşlar. Zaten ev yerden ısıtmalı. Her yeri halıyla kaplamanın bir anlamı yok. Yerlerim sıcacık. Gerçekten sıcacık. Hem de şeyden şöyle söyleyeyim. Şener zaten odasında bir oturup da bir hani oyun falan oynamıyor. Zaten genelde oturma odasında bizim yanımızda. Bilmiyorum sizin çocuklarınız odada oynuyor mu ama ben çok heves ediyorum aslında Çınar böyle odasında hani otursun, oyun oynasın, oyun kursun falan, çok heves ediyorum ama hiç öyle bir şey yapmıyor. Sadece ders çalışırken ve yatacağı zaman işte. Tamam, Çınar'ın odasını derleyip toplamış olduk arkadaşlar. Şurayı şunu götüreyim yerine. Çıldırıyor Çınar. Oğlum niye her defasında bisküvi açıyorsun sen? Bende. Saklama kabında var zaten bisküvi bir sürü. Niye her defasını açıyorsun? Kabında var zaten oğlum bisküvi. Hepsini açıp durma paketlerini. Hepsini açmışsın. Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden. Bizim boncuk çıldırıyor. Neyse. Ne oldu? Sabahları bayağı bir enerji dolu. Aa, kalktım. Ne zamandır erken kalkıyorum ya, bugün biraz uyumuşum. 10'du. 10'da kalktım. Hemen bir çay koydum. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Ne istiyorsun? Yemek. Yemek de ne yemek? Sana ne oldu? Her şey acılı. Acılı melem. Acılı melem. Ol şu dizine biraz uzanayım ol. Oh. Oy. Arkadaşlar uykumu aldım ama ben kendime gelemedim. Kahvaltı hazırlayayım. Kendime de gelmeye çalışıyorum. Bugün hava çok güzel biliyor musunuz? Yani hani soğuk tabii ama en azından güneş var. Güneşli bir güne uyandım diyebilirim. Kalkayım bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra evi toparlarım. Süpürebilirsem bir süpüreceğim. Süpüremesem de yarın yaparım. Artık yapacak bir şey yok. Evet, yok. Çünkü yarın pazar ya. Bir kurs falan da yok. Daha rahat olurum. Ya tatlı anne. Aynen bugün böyle ya, bir. Ya annem de gelecek. Hı hı. Akşam alır geliriz zaman eve. Pazartesi için çünkü annem burada olması gerekiyor. Böyle yani arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.